Hem madem la yukellifullahu nefsen illa vusaha sırrınca teklifi la yutak yoktur. Yani özetle Allah azze ve celle kişinin yapamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir şeyle onu mükellef tutmaz. Bakın sahih Müslim'de geçen bir rivayete göre Bakara suresi 284'te içinizde olanı açıklasanız da onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ayeti nazil olduğunda sahabe-i kiram efendilerimiz çok ciddi endişeye kapıldılar ve huzuru saadete gelip Ey Allah'ın Resulü biz namaz oruç gibi takatimizin yettiği ibadetlerle mükellef tutulduk. Halbuki şimdi bu ayet indi. Bakara 284. ayet indi. Fakat bizim buna takatimiz yetmez diye sual sordular. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sizde evvelki ümmetlerin dediği gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz. Bakın zira Nisa suresi 46. ayette Allah Azze ve Celle haber veriyor. Yahudiler peygamberlerle alay ederek Semi'na ve ashayna dediler. İşittik ve isyan ettik dediler. Ve bu küfürlük küfürlükleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir diyor ayet. Yani Nisa suresi 46. ayeti mucibince Yahudilerin lanetlendiği tescillenmiştir. Allah Azze ve Celle bu ayetle sahabeleri, sahabelerin nezdinde de bizleri uyararak siz semi'ne ve ata'na deyin. Yani işittik ve itaat ettik deyin diye bize ne yapıyor? Emrediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabe efendilerimizin sorduğu sorulara Yine Cenab-ı Hakk'ın ayette haber verdiği ifadeyle cevap veriyor. Siz işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini dileriz. Dönüş sanadır deyin buyurdu. Sahabe efendilerimiz bunu tekrara başladı. Söyledikçe kalpleri sükunet buldu ve rahat buldu. Bunun üzerine bakın bu hadisenin üzerine Amener Resul'de okuduğumuz Bakara suresi 285. ayet ve bir müddet sonra da son ayet olan 286. ayet ki konumuzun dersimizin konusu La yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti nazil oldu. Yani Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Ya Rabbi sen kuvvet ve kudret sahibisin. Bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etme diye çokça dua edelim inşallah.